Merhaba arkadaşlar. MEP tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf kazanım kavrama testlerini çözeceğiz. Isı sıcaklık 4 testi, kazanım kavrama testi 18 diye geçer. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şöyle ki, helyum gazı ile şişirilen bir balon ağzı kapatıldıktan sonra ısıtılıyor. Buna göre helyum gazının hangi değeri değişmez diyor bize. Şimdi biz bir balonu içindeki gazı ısıttığımız zaman ne olacaktır? Onun yani genleşmesini sağlayacağız. Hacminin arttığını söyleriz. Öz kütlesinin azaldığını söyleriz. D eşittir M bölü V'den. Neden bunu söyleriz? Çünkü hacim arttı, genleşti. Kütlesi değişmez arkadaşlar. Sıcaklık etkisiyle, ısı etkisiyle kütle değişmez. Dolayısıyla öz kütlesi azalacaktır. Zaten değişmezi soruyor bize. Kütlesi değişmeyecektir diyoruz. Sıcaklığı elbette ki artacaktır. Değil mi? İç enerjisi de ısı aldığı için artacaktır diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuz. Hava sıcaklığının hissedilen ve ölçülen değerinin farklı olması niceliklerinden hangilerine bağlıdır diyor. Biz şunu şöyle tanımlıyoruz. Nem, havadaki nem hissedilen sıcaklığı etkiliyor arkadaşlar. Yani şöyle ki, bir yaz gününde 30 santigrat derece sıcaklıkta eğer yüksek nem var ise, bakın dikkatinizi çekiyorum. Yüksek nem var ise sıcaklık 33-35 derece arasında hissedilecektir mesela, değil mi? Artacaktır. Dolayısıyla neme bağlıdır. Vücut yapısına kesinlikle bağlıdır. Yani ısıyı, enerjiyi tutabilme kapasitesi gibi düşünün. Sıcaklığı arttıracak etki yaratır. O yüzden bu da etkilidir. Atmosferdeki zararlı gazlar diyor. Şöyle ki, normal şartlarda hava sirkülasyonunun olabildiği ortamlarda hava sıcaklığı elbette ki daha düşük olacaktır. Ama hava sirkülasyonunun olamadığı kapalı ortamlarda sıcaklık ısı birikmesinden dolayı daha yüksek hissedilebilir. Bundan şimdi zararlı gazlar dediğimiz bu gazlar ağır gazlar gibi düşünün. Bunlar çökecek ve oradaki havanın ne derler yapısını bozacaktır ve hava sirkülasyonunu engelleyeceği için de elbette ki hissedilen sıcaklığı arttıracaktır diyebiliriz. Cevabımız Edirne olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz. Hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir diyor. Kuraklık elbette ki arkadaşlar küresel ısınma sonucunda yeterli ne diyelim işte yağışlar, yağmurlar olmayacağından dolayı kuraklıklar meydana gelecektir. Sıcaklığın artmasından dolayı daha çok olacaktır. Deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesinden bahsederiz değil mi? Küresel ısınma dediğim zaman buzullar kutuplardaki işte bölgelerde buzulların eridiğini söyleriz. Bu da tabii ki deniz seviyesini yükseltecektir diyoruz. İklim değişiklikleri yaratacaktır. Yani çok basit, bir kere ısınma demek yani sıcaklık değişimi oradaki bitkiye, bitki örtüsüne zarar verecektir diyoruz. İklim değişikliği yaratır. Canlı türlerinin azalmasına sebebiyet verir. Yani ne derler, uygun şartlar bozulduğunda elbette ki birçok canlı yaşam faaliyetini yerine getiremeyecektir. Dolayısıyla türde azalma söz konusu olur. Yalnız volkanik faaliyetlerin ne diyelim dünyanın dışıyla bir ilgisi yoktur. Merkezden gelen bir etkidir. Dolayısıyla atmosferle hiçbir ilişkisi yoktur. O yüzden volkanik faaliyetlerin artmasına sebebiyet vermez. Dördüncü soru arkadaşlar. Hangisi küresel ısınmanın nedenlerinden biri değildir diyor. Ormanların azalması. Şimdi ormanların azalması, ağaç azalması demektir. Bu da yağmur dengesini bozmak demektir. Elbette ki bu küresel ısınmaya sebebiyet verecektir. Hızlı nüfus artışı demiş. Yani hızlı nüfus artışı neye sebebiyet verir? Bakın C'de de diyor ki toplumdaki tüketim eğiliminin artması. Şimdi insan sayısı artarsa, bu insanların da tüketim eğilimi artarsa harcayacakları enerji artar arkadaşlar, değil mi? Enerjiyi biz arttırmış oluruz. Yani şöyle düşünün, bir ürünü alıyorsunuz ve kullanmıyorsunuz. Alıyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Ama bu ürünün tekrardan üretilmesi gerekiyor. Bu ürünün üretilmesi için de enerji sarfiyatı gerekiyor. Dolayısıyla gereksiz yere enerji üretip gereksiz yere tüketmiş oluyoruz. Bu da ne diyelim, doğaya zarar veriyor. O yüzden bunlar da etkilidir. Fosil yakıtların kullanılması, biliyoruz en büyük etkenlerden biri bu fosil yakıtlar. Kullanımı sırasında zararlı gazların salınımı meydana gelmektedir. Bu da sera etkisi dediğimiz etki yaratıp dengeyi bozmaktadır ve ne diyelim, küresel ısınmaya en büyük sebebiyeti verenlerden biridir diyoruz. Yalnız kutuplardaki buzulların erimesi, bu en çok konuştuğumuz şeydir. Bu sebep değildir arkadaşlar, bu sonuçtur. Yani buzullar eriyor diye küresel ısınma olmuyor. Küresel ısınma oluyor diye buzullar eriyor diyoruz. Evet, beşinci sorumuz arkadaşlar.
Sera etkisine neden olan gazların atmosferdeki oranının artması, iklim değişikliğine ve doğanın dengesinin bozulmasına sebep olur diyor. Bu olaya küresel ısınma denir. Buna göre hangileri küresel ısınmaya sebep olur diyor. Şöyle ki yani bu bahsettiğimiz gazlar işte bizim kullanmış olduğumuz arabaların egzozlarından çıkan zararlı gazlardır. Bunlar bu işin başında gelir diyoruz. Sanayileşme ile oluşan zararlı atıklar diyor. Elbette ki yani bu ne diyelim fabrikalarda atılan atıkların, çıkan atıkların kontrolsüz bir şekilde doğaya salınması, doğaya bırakılması durumunda onların ne diyelim salacakları gazlar etkili olacaktır. Yani bu sanayileşmenin işte hem bacadan çıkan gazlar hem de bu tarzdaki atıkları etkilidir diyoruz. Tarım sektöründe kullanılan zirai ilaçlar demiş. Şimdi şöyle düşünün, kullandığımız ilaçlar oradaki doğaya zarar vermektedir ve farklı ne diyelim kimyasal ya da farklı reaksiyonlar ortaya, kimyasal tepkimeler, reaksiyonlar ortaya koyacaktır. Bu da gaz salınımına sebebiyet verecektir, değil mi? Oradaki bitkinin, toprağın yapısını bozduğundan dolayı bu da etkili olur diye düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla 1, 2, 3, üçünü de kabul edebiliriz. Evet, 6. sorumuz arkadaşlar, bir genleşme sorusu artık. Sıcak bir ortamda bulunan R yarıçaplı dairesel levhadan alfa açılı dilim çıkarılıyor. Buna göre cisim, kalan cisimden bahsediyoruz. Bakın şu sarı renkli cisimden bahsediyoruz. Soğuk bir ortamda bekletilirse alfa açısı, R yarıçapı ve S yayının uzunluğu nasıl değişir diyor. Şöyle ki burada biz şöyle bir kural işletiyoruz. Diyoruz ki fotokopi makinesiyle bir kağıt üzerindeki yazıyı küçülttüğünüzü ya da büyüttüğünüzü düşünün. Yani şöyle söyleyeyim size. Bir A4 üzerinde, bir A4 kağıdı üzerinde yani şu ebatlarda diyelim A4 kağıdı üzerinde yazmış olduğunuz bir A harfini getirip aynı birebir ölçüler kalacak şekilde bir A3 kağıdına çıktı alırsanız yani daha büyük ebatlara çıktı alırsanız içindeki yazının ebatları da büyüyecektir. Şöyle biraz çizelim, değil mi? O da büyüyecektir. Tabii biz orada biraz şöyle sanki yazının kendisi büyümüş gibi çizdik. Şöyle biraz daha düzgün çizelim. Şu şekilde yazı da büyüyecektir deriz, değil mi? Dolayısıyla bakın ne yaptı? Bütün uzantıları, bütün kenarları uzadı deriz. Ama bunu biz getirip bir A5 kağıdına çıktı alırsak, yani daha küçük ebatlı bir kağıda, o zaman da içindeki yazı ne yapacaktır? Küçülecektir. Dolayısıyla diyoruz ki arkadaşım soğuttuğumuz için soğuk bir ortamda bekletmek demek soğutmak demektir. O yüzden de ebatlarda küçülme olacaktır. Tabii ki R yarıçapı küçülecektir. S uzunluğu da küçülecektir. Ancak burada değişmeyen tek bir şey vardır. O da açılardır arkadaşlar. Bakın şöyle ki şuradaki alfa açısı neyse burada da aynı alfa açısını göreceksinizdir. Şurada da aynı alfa açısını göreceksinizdir. O yüzden buradaki açı da değişmeyecektir. Cevabımız Adana olur. Evet, 7. sorumuz arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmış cisimlerden K küresi L halkasından ancak geçebilmektedir. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa K küresi L halkasından kesinlikle geçemez demiş. Şekil vermemiş. Biraz bizim hayal dünyamıza güvenmiş diye düşünüyorum. Şöyle ki bakın. Diyoruz ki bir tane K küresi olsun. Şöyle bir önce şeklimizi çizelim. Evet, şunu bir tekrardan alalım şuradan. Şöyle bir düzgün çizelim. Evet, şöyle bir K küresi olsun. Bir de diyeceğiz ki arkadaşım bu K küresinin içinden geçebileceği bir halkamız olsun istiyoruz, değil mi? K küresinin içinden geçebileceği bir halka olsun. Onu da şöyle gösterelim. Şöyle çizmeye çalışalım. Pekala, böyle olsun. Tamam. Şimdi diyorum ki bakın şurası K küresi. Şöyle küreye benzetelim bunu. Değil mi? Şöyle bir K küresi var. Bir de şöyle kenarları dolu olan L halkamız var diyoruz, değil mi? Bakın şöyle diyoruz ki K ve L. Şimdi bu K küresi L'nin içinden ancak geçebildiğine göre diyorum ki K'nın yarıçapı R ise L'nin de iç yarıçapı R kadardır arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi bunlar aynı maddeden yapılmış. O zaman bunların genleşme katsayıları birbirine eşit demektir. Şimdi K'yı ısıt diyor ki işlemlerden hangileri yapılırsa K küresi L'den kesinlikle geçemez diyor. Şimdi K'yı ısıtırsak, K'yı ısıttığımız zaman bu R yarıçapı büyüyecektir, değil mi? K'nın R yarıçapı artacaktır. L'yi soğutursak iç yarıçapı küçülecektir. Dolayısıyla bu yarıçap büyüdüğünden dolayı bunun içerisinden geçemez hale gelecektir. Bu kesinlikle doğrudur.
Peki ikisini de ısıtmak dediğinde diyorum ki bunlar aynı maddeden yapıldığı için arkadaşım R burada ne kadar artarsa buradaki R de ikisi de ısıtıldığından dolayı aynı miktarda artacaktır. Yani bu 2R'ye çıktığında bu da 2R olacaktır. Dolayısıyla içinden geçmesi kesinlikle gene mümkündür diyoruz. Sadece K'yı ısıtmak diyor. K'yı ısıttığımız zaman K'nın yarıçapını arttırdık arkadaşım. Ancak L'ninkini arttırmamış olduk. Çünkü ona vermedik, almadık. O yüzden de diyeceğiz ki bak bu yarıçap arttığında bunun içerisinden geçemez hale gelecektir. Bu da kesinlikle doğrudur. Cevabımız Denizli olmalıdır. Evet, 8. sorumuz. K ve L kaplarında taşma seviyesine kadar 0 derece ve artı 4 derecede su bulunmaktadır diyor. Kapların sıcaklıkları 4 derece arttırılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlenir diyor. Şöyle ki arkadaşlar burada suyun bir özel durumu var. Suyun böyle aykırı madde olmasından dolayı su şöyle bir davranış sergiliyor arkadaşlar. Sıcaklık ve yoğunluk grafiğine baktığımızda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşım suyun yoğunluğu artı 4 derecede maksimum olacaktır. Değil mi? Artı 4 derecede yoğunluk maksimum olacaktır. Dolayısıyla şöyle bir grafik çiziyoruz, değil mi? Diyoruz ki bakın artı 4'e geldiğimizde maksimum yoğunluğa vardırmış oluruz diyoruz. Şimdi baktığım zaman K'da suyun sıcaklığı 0 derece. Ben bunun sıcaklığını 0 dereceden artı 4'e çıkardığımda suyun yoğunluğunu arttırdım demektir. Şöyle bakın D eşittir M bölü V'den bahsediyoruz. Diyorum ki arkadaşım kütlesi sabittir. O değiştirmedik. Ne oldu? Yoğunluğunu arttırdık. Bu durumda hacim azalması yaşanacaktır. Dolayısıyla su bir miktar hacim kaybedeceği için suyun yüksekliği ne olacak? Azalacak diyebiliriz, değil mi? K seviyesinde K kabında suyun seviyesi azalır. Peki L'de ne olacaktır? L'de su artı 4 derecede zaten. Yani en yoğun halinde. Biz onu bir artı 4 daha arttırdığımızda yani artı 8'e getirdiğimizde suyun yoğunluğu bakın görüyorsunuz. Şöyle artı 8'e geldiğimizde suyun yoğunluğu azaldı. Değil mi? Daha küçük bir hale geldi. Gene aynı mantık. dm bölü v'den bakarsak kütle sabit. Yoğunluğu azalttığımız için hacimin artması gerekir diyeceğiz. Hacim artmaya başladığında bakın şöyle yükselmek isteyecektir kabın içerisinde. Ama taşırma seviyesine kadar dolu olduğu için de şuradaki yükselme, hacimdeki değişim miktarı ne yapacaktır? Dışarıya doğru taşacaktır deriz. Doğru cevabımız Denizli'deki gibi olur. K kabındaki su seviyesi azalır. L'de su taşar diyoruz. Evet, 9. sorumuz. Hangisi maddelerin genleşme özelliğini kullandığımız uygulamalardan biri değildir? Şimdi gözlük camlarının çerçevesine takılması direkt genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılır. Şöyle ki genellikle gözlük çerçeveleri plastik bazlı yapıdadır, değil mi? Yani sıcaklık ile ne diyelim hızlı genleşebilen malzemelerdir. Şöyle düşünün, şöyle bir havalı bir çerçevemiz olsun. Bir camını çizelim sadece. Diyoruz ki bakın bunun içerisinde camı sıfıra sıfır yerleştirebilmek için ben bu gözlük çerçevesinin sıcaklığını arttırırsam bunun hacmi tabii ben şu anda abartı boyutlarda çiziyorum. Hacmi artacaktır deriz, değil mi? Çerçeve şu hale geldi. İşte gözlük camını buraya rahatlıkla yerleştirdiğimizde tekrar soğuttuğumuzda bu çerçeve eski haline geri gelecektir ve cam takılmış olacaktır deriz. Termometre yapımı zaten direkt genleşmeden faydalanırız, değil mi? İşte bir sıvının sıcaklığının artmasından dolayı genleşip daha yukarıdaki ibreleri göstermesidir deriz. Seyahat balonları elbette ki seyahat balonlarında bakın şöyle içerisinde bulunan gaz, değil mi? Seyahat balonun içerisinde bulunan gazın biz şöyle şuradan izlemişsinizdir. İçeriye doğru alev püskürtüldüğünü görürüz. Bu püskürtülen alev buradaki sıcaklığı arttırır. Dolayısıyla bu balon genleşir, hacmi artar. Hacmi arttığı için öz kütlesi azalır ve yukarıya doğru hareket etmeye başlar deriz. Bu da etkilidir. Termostat yapımı, termostat direkt bu şekilde çalışır arkadaşlar. Şöyle bir sistem düşünün. Bunun içerisinde bir sıvı bulunur, bir likit bulunur. Ucuna takmış olduğumuz bir şöyle şurada bir pim vardır. Sıcaklığı biz arttırdığımızda, bakın sıcaklığı arttırdığımızda buradaki sıvı genleşecektir. Şuradaki körüklü yapıdan dolayı buradaki pimi bu tarafa doğru itecektir. Çünkü hacim artmak isteyecektir. Burası serbest hareket edebilen bir pim olduğu için de bu pimi bu tarafa doğru itecektir ve musluğun
ucundaki işte vananın ucundaki klepeyle kapatma işlemi yapacaktır ve bu şekilde çalışır, genleşmeyle çalışır. Yalnız gemilerin denizde yüzmesi sadece kaldırma kuvvetidir arkadaşlar. Genleşmeyle ilgili bir şey değildir. Evet. 10. sorumuz arkadaşlar. 10. sorumuz. Diyor ki, genleşmesi önemsiz kaplarda aynı yükseklikte farklı cins XYZ sıvıları varken sıvıların sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığında kaplardaki sıvı yükseklikleri arasındaki ilişki H, Z büyüktür, Y büyüktür, X oluyor. Buna göre sıvıların genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir diyor. Şöyle ki arkadaşlar biz sıvılardaki genleşmenin hacimce olduğunu biliyoruz. Şimdi kaplar genleşmediği için, değil mi? Yani şöyle düşünün, bu kaptaki sıvı şuraya kadar yükseldiğinde, yani H kadar yükseldiğinde diyoruz ki işte ilk hacim hesaplandığında kabın tabanı ve şu yükseklik baz alınarak yapılacaktır. Dolayısıyla şimdi hacimce genleşmeyi biz delta V eşittir. V sıfır çarpı C çarpı delta T diyoruz, değil mi? Yani ilk hacimce genleşme katsayısı ve sıcaklık değişimi diyoruz. Bize hacimdeki genleşme miktarını verecek diyoruz. Şimdi dolayısıyla biz bu formülümüzü şuna çeviriyoruz. Delta H eşittir. H sıfır çarpı C çarpı delta T diyoruz, değil mi? Şimdi baktığım zaman sıcaklıkları eşit miktarda değiştiriliyor. İlk boylar şöyle pardon, ilk boylar eşit. Bakın delta T'ler eşit. Dolayısıyla diyorum ki kimin yüksekliği daha fazla arttıysa onun genleşme katsayısı daha fazladır diyebiliriz. Dolayısıyla baktığım zaman son yükseklikler Z, Y, X olduğu için genleşme katsayısı da Z büyüktür, Y büyüktür, X'tir diyebiliriz. Evet, 11. sorumuz arkadaşlar. Şekildeki gibi birbirine perçinlenmiş X, Y, Z metal çubukları soğutulduğunda doğrusal hale geliyor. Buna göre bu çubukların genleşme katsayıları arasındaki ilişki soruluyor. Şöyle ki bakın, şunu şöyle şuradan iki parçaya bölelim. X ve Z parçasına bakıyorum. Diyorum ki bunları soğuttuğumda doğrusal hale geldiklerine göre, değil mi? Şu hale geldiklerine göre X ve Z. Bakıyorum şimdi delta L eşittir. L sıfır çarpı lambda çarpı delta T'dir. Şimdi soğutmak ikisini beraber soğuttuğunuzda sıcaklık değişimleri eşit olacaktır. Diyorum ki arkadaşım yani bunların hangisi daha fazla kısaldıysa onun genleşme katsayısı daha büyük demektir. Soğutmak demek genleşmenin değil büzülmenin olmasıdır. Yani negatif genleşme dediğimiz boyların, ebatların kısalması demektir. Dolayısıyla diyorum ki bakın şu hale geldiklerine göre X, Z'ye göre daha fazla kısalmıştır. Bu da şu anlama gelir. X'in genleşme katsayısının Z'den büyük olduğu anlamına gelir. Diğer ikiliye baktığımız zaman Y ve Z'ye baktığımızda ise aynı mantık. Bunlar da doğrusal hale geldiklerine göre diyoruz. Değil mi? Y ve Z olacak şekilde doğrusal hale geldiklerine göre Z Y'den daha fazla kısalmış demektir. Bu da Z'nin genleşme katsayısının Y'den daha büyük olduğu anlamına gelir. Yani X büyüktür, Z büyüktür, Y olacaktır. Evet, 12. sorumuz arkadaşlar. Bu testteki son sorumuz. Homojen K metal çubuğu şekildeki gibi yere sabitlenerek esnek ve eşit boyda 1, 2, 3 ipleriyle bağlanmıştır. Buna göre K metal çubuğunun sıcaklığı arttırılırsa 1, 2, 3 iplerinin boyları X1, X2, X3 arasındaki ilişki ne olur diyor. Şimdi başlangıçta her üçü de aynı uzunluktaymış. Bakın burası A kadar, bu da A kadar, şuranın da A kadar olduğunu söylüyor. Şimdi az önceki sorularımızdan birinde bahsetmiştik. Fotokopiyle büyütmek gibi düşünün dedim, değil mi? Bütün ebatlar artacaktır. Yani 1, 2, 3 hepsi artacak gibi, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çubuğun bütün ebatları artacaktır. Yani bu çubuğumuz bakın şuradan sabitlendiği için, yere sabitlendiği için şu noktadan elbette ki çubuk sağa sola gidemeyecektir, değil mi? Bu tarafa ya da bu tarafa hareket edemeyecektir. Çubuğumuz şöyle uzayacaktır bakın. Şu tarafa doğru uzayacaktır bir kere, değil mi? Boyu uzadı. Peki şu üstteki şu parça ne olacaktır? O da bu tarafa doğru uzayacaktır bu şekilde. Değil mi? Aynı şekilde diyorum ki şuradaki parça da uzayacaktır. Ama tabii ki mesela şuraya kadar gelecek midir? Yani şöyle olacak mıdır bu parça? Hayır, bu kadar olamayacaktır. Neden olamayacaktır? Şimdi onu söyleyelim. Evet. Şöyle ki şuraya bir geri alalım şeklimiz yanlış anlaşılmasın. Şunu diyorum. Buraya kadar uzayabileceğini söylerim mesela.
Yani sonuç itibariyle burası A kadardı. Şimdi A'dan daha büyük olacaktır. Örneğin 1,5 A olacaktır. Şimdi bakın şuradaki şöyle işaretleyelim burayı. Şu parçamızın boyu 2A kadar. Şu parçanın boyu A kadar. Şimdi delta L eşittir. L sıfır çarpı lambda çarpı delta T diyoruz. Sıcaklık değişimi aynı. Genleşme katsayısı aynı. O zaman kimin ilk boyu daha büyükse genleşme miktarı da daha büyük olacaktır diyoruz. Yani şöyle düşünün. 2A parçalı bir çubuk eğer ki ne diyelim 1A kadar uzadıysa A parçalı bir çubuk 0,5A kadar uzayacaktır. Bakın o yüzden de biz burayı 1,5 gibi seçtik. 0,5A gibi oldu. Kendi boyu da A idi. Değil mi? O yüzden de diyoruz ki bakın 2 uzunluğu arttı. 3 uzunluğu arttı. Ve eşit miktarda artacaktır arkadaşlar. İlk başta aynı oldukları için şu denklemimizde gene kullanabiliriz. Bakın L sıfırlar da aynı olacağı için delta L'ler de aynı olur. Yani boşluğu bir madde varmış gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu son durumda ikisi gene birbirine eşit olacaktır. Peki bir ne olacaktır? Bir ipi burada kalacaktır arkadaşlar. İp uzamayacaktır diyoruz. Dolayısıyla 3 ve 2 birbirine eşit. Onlar birden büyük hale gelecektir diyoruz. Evet, son sorumuzdu bu. Bir dahaki soru çözümlerinde görüşmek üzere. Teşekkürler.